Elazığ Valiliği'nin 4 Ocak 2020 depremiyle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar ve Ukrayna'nın Herson kentinden gelen Ahıskalı Türkler için bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Elazığ'da bayramlaşma törenleri devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Valiliği tarafından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İlk olarak 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminden etkilenen ve Altı Kırklar Mahallesi'nde bulunan konteyner kente gelen Vali Ömer Toroman, burada vatandaşlarla bayramlaştırdıktan sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenerek Elazığ'da bulunan yurtlara yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. Benim elimde olan bir şey değil. Ha, kiracıydı sen. Kurban Bayramı münasebetiyle depremden etkilenen vatandaşları misafir ettikleri alanda ziyaret ettiklerini belirten Elazığ Valisi Ömer Toroman, ilk önce Kırklar Mahallesi'nde bulunan konteyner kente giderek Elazığlı vatandaşların bayramını kutladı. Bugün Kurban Bayramı münasebetiyle depremden 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımızın misafir ettiğimiz Kırklar konteyner kentini ziyaret ederek oradaki Elazığlı hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bunların bayramlarını tebrik ettik. Şimdi de yine bu 6 Şubat depreminden sonra diğer illerden Elazığ'a misafir gelen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Şu anda Kredi Yurtlar Ahmet Kabaklı yurdunda 6 Şubat'tan bugüne kadar misafirimiz olan Malatya'dan, Adıyaman'dan, Maraş'tan misafirimiz olan depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık. Onların bayramlarını tebrik ettik. Taleplerini, isteklerini dinledik. Devletimiz 6 Şubat depremi olduğu andan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iaşe, ibadete ihtiyaçlarını karşılamak için de her türlü tedbir aldı. Çok şükür bugüne kadar süreci oldukça iyi bir seviyede getirdik. Bu çalışmalar dünyaya örnek olan çalışmalar. Dolayısıyla 6 Şubat depreminden sonra da hem devletimiz hem de topyekün aziz milletimiz seferber olarak bu yükü üstlendi. Şu anda da Elazığ'da yurdumuzda misafir ettiğimiz depremzedelerimizi yine her türlü iaşelerini, ibadelerini, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bir taraftan da tabii deprem bölgelerinde hem konteyner kentlerimiz kuruldu, onlar iskanı açıldı. Şartlara uygun olan vatandaşlarımız oralarda da misafir ediliyor. Ama bir taraftan da kalıcı konutlar için süratle ihaleler yapıldı, inşaatlara başlandı. Elazığ'da da, Malatya'da da, diğer illerde de inşaatlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlandığında hak sahibi olan vatandaşlarımıza inşallah konutları teslim edilmiş olacak. Hayatın normalleşmesi için, iyileştirme çalışmaları için herkes seferber olmuş durumda. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ta ki depremin olduğu andan şu ana kadar. Bundan sonra da aynı gayret içerisinde, aynı çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz.